Yeniden merhaba arkadaşlar. Üçüncü video ile devam ediyoruz. İHA türleri, yasal sınıfları nelerdir? İHA, SİHA ayrımlardan bir tanesi. Yani insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı. Yine başka bir ayrıma göre İHA'lar otonom olanlar ve uzaktan kumandalı olanlar olarak iki ayrı sınıfa daha ayrılıyorlar. Yine kanat ve pervane sayılarına göre çeşitli ayrımlar var. Ve bir diğer ayrım da ağırlığa göre. Şimdi bunların ayrıntısını göreceğiz. Bu aşağıda benim DJI Spark'la, yani bu cihazla çektiğim çeşitli görüntüleri görüyorsunuz. Şimdi özellikle son günlerde çok popüler oldu İHA, SİHA ayrımlardan bir tanesi. Bir sürü silahlı insansız hava aracı var. Bunlar Türkiye'de de üretiliyor. Mesela TAİ'nin, SUSAŞ'ın ürettiği çeşitli modeller var. Anka, Aksungur, Vestel, Karayel, Su gibi çeşitli modeller var. Ve Türkiye'de bunlar aktif olarak üretiliyor, kullanılıyor. Dünyada da benzer şekilde. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün 7300'ün üzerinde SİHA var. Dünyanın her yerine gidiyor. Ve bunlar dünyanın her yerinden görüntü alabiliyorlar 20 dakika içerisinde. Aralarında X-37B'nin de bulunduğu çok çeşitli SİHA modelleri var. Özellikle ilk 5'te Amerika var. Bu modellerin içerisinde. Ve bakın mesela bu dünyanın en iyi İHA'sı olarak, SİHA'sı olarak kabul ediliyor. Yarasa kanatlı bir SİHA. Türkiye'de üretilen bazı modeller. Bakın bu aslında bunun yanında mesela böyle bir insan olsaydı göstermek daha güzel olurdu. Hani büyük bir cihaz aslında şu karşımızdaki şey. Böyle küçük bir alet değil. Ama yine de kumanda ediliyor. Nasıl kumanda ediliyor? Bakın böyle kumanda odaları var bunların. Yani çok uzaktan kumanda edilebiliyorlar. Genellikle uydu üzerinden kumanda ediliyorlar. Bu en sağda da mesela Vestel'in ürettiğini görüyorsunuz. Şimdi bu ayrımı geride bırakırsak şayet diğer bir ayrımda kanat ve pervane sayısına göre kanatları sabit kanatlı olabilir veya hibrit olabilir. Tek rotorlu olabilirler. Yani bildiğimiz hani helikopter, insansız helikopter gibi olanlar. Veya çok rotorlu olabilirler. Bunlar trikopter, kuadkopter, heksakopter, oktokopter, V kuyruk gibi isimler alıyorlar. Bakın burada çeşitli şekilleri var. İşte bu mesela oktokopter. Değişik değişik dizaynlar söz konusu. Mesela şu modellerde üst üste pervaneler söz konusu. Üçlü olanı da var bunun. Yine altında dönen pervaneler var. Mesela burada örneği yok ama aslında bu cihaz buradakilerin hiçbiri değil. Buna V kuyruk deniyor. Neden V kuyruk diyeceksiniz? Çünkü bakın şöyle bir düzlem var. Bunun uçlarında aslında buradaki pervaneler. Yani direkt X şeklinde olsaydı o zaman burada mesela Quad X'e benzeyecekti. Ama onun gibi değil. Aslında burada V kuyruk var. Şimdi bir diğer sınıflandırma ağırlığa göre. İHA 0 dediğimiz cihazlar azami kalkış ağırlığı 500 gram ve 4 kilogram arasında olan cihazlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sınır 250 grama kadar. Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde 500 gramdan sonra başlıyor. Yani dolayısıyla şu cihaz sanıyorum 350 gram falan. İHA 0 bile değil aslında. İHA 1 azami kalkış ağırlığı 4 kilogramla 25 kilogram arasında olan cihazlar. İHA 2, 25 kilogramla 150 kilogram arasında olanlar. İHA 3 de azami kalkış ağırlığı 150 kilogramdan büyük olanlar. Yani burada İHA 1 sınıfına hangileri giriyor? Bakın şöyle elle atılan askeri cihazlar genellikle giriyor. Veya mesela meteoroloji ölçümlerinde falan kullanılan bazı cihazlar var. İHA 2 sınıfına işte biraz önce size gösterdiğimiz çeşitli cihazlar giriyor. Askeri cihazlar giriyor. Daha çok böyle silah taşımayan versiyonları bunların, gözetleme amaçlı olanları. İHA 3 sınıfına da artık bunların en büyükleri, mesela Predator'ın silah taşıyan versiyonları falan giriyor. Neredeyse böyle 1 tona kadar gidebiliyor bunlar. Bir de böyle mikro olanları da var. 100 gram civarında falan. Şimdi arkadaşlar bir de İHA'nın kullanım ve iş alanlarından bahsedelim. Her sektörde çok hızlı yayıldığını görüyoruz İHA'ların. Muhtemelen 20 yıldan fazla yaşamayacak bunlar. Yani tamamen otonom hale gelecekler. Ama
günümüzde hızlı bir şekilde yayılıyorlar. En çok hobi ve basit fotoğrafçılık için kullanılıyorlar. Mesela düğün çekimleri, inanmayacaksınız, dakikası 500 lira civarından başlıyor. Kaldı ki temel olarak bunlar için kullanılıyor ama sayısız sektörde bunlar kullanılabilir. İşte panoramik çekimler yapanlar var, küre yapanlar var. İşte Inception filmindeki gibi bazı fotoğrafları çekmenizi sağlayan teknikler var. Ama bunun yanında hızlı yaygınlaştığı sektörler var. Mesela belediye için ortofotoların oluşturulması. İşte böyle çeşitli yüksekliklerde görüntüler alıyorsunuz. Daha sonra bunlar mesela bir dijital ortama aktarılıyor. Yakınlaştırılıyor, uzaklaştırılıyor. Siz mesela böyle bir plaj alanında işte kola kutusuna kadar zoom yapabiliyorsunuz ortofotolar sayesinde. Yani haritalama bir alan. Üç boyutlu modelleme mesela binalar falan böyle dışarıdan böyle çekiliyor. Çeşitli yer şekilleri, bunların modellenmesi mümkün oluyor. Güvenlik için sıklıkla kullanılan bir cihaz. Jeolojik tespitler, toprak kayması, çeşitli madenlerin yeri, madenlerin konumu, inşaat etütleri yapılabiliyor. İşte satış, reklam işlerinde mesela kullanılabiliyor. Phantom serisinin, DJI Phantom serisi mesela çok temelde kullanılan bir seridir bu işler için. Gördüğünüz çoğu video mesela DJI Phantom'la çekilmiştir aslında. Yani profesyonel olarak gördüğünüz videolardan bahsediyorum. Inspire serisi mesela film çekimlerinde kullanılıyor. Düşünün, eskiden bunlar için helikopter kiralamak gerekiyordu. Belki bazen uçak tutmak gerekiyordu. Şimdi bunlar bu cihazlarla çok daha kolay yapılabiliyor. Tarımda mesela sulama da kullanılmıyor arkadaşlar. Sulama da değil. Ama ilaçlamada falan kullanılabiliyor mesela bu cihazlar. İşte tohumlamada falan kullanılabiliyor. Mesela DJI'nin Agras diye bir modeli var. Bunun dışında endüstriyel tesislerin, nakilatların onarımında kullanılabiliyorlar. Düşünün böyle direkler yan yana dizilmiş. Eskiden olsa bunları tek tek tırmanıp kontrol etmek gerekecek. Şimdi böyle bir şeye gerek kalmadı. Uzaktan mesela Matris serisi var DJI'ın. İşte çok fazla böyle zoom yapabiliyor. 30 kata kadar zoom yapabiliyor. Bunları hatta iki kişi kullanıyor bu drone'u falan. Dolayısıyla hani bunlarla çok kolay bir şekilde görüntüleme yapılabiliyor. Eskiden Google mesela bunları işte sokak çekimlerini falan bu cihazlarla yaparken artık bunları kullanabiliyor. Ayrıca bunlarla evlere servis hizmetini mesela Amerika'da başlatmış vaziyette. Bakın böyle güneş enerjisiyle çalışan yalnızca kanatları olan cihazlar da olabilir. Bu böyle dünyanın etrafında hiç durmadan dönebilen bir cihaz mesela. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Ben kursa gittiğimde ehliyet almak için gelenlerden bir tanesi aslında bir cerrahtı dahiliyede ve bunu laparoskopi konusunda el alışkanlığı kazanmak için öğrendiğini söylemişti. Belki de gelecekte bunlar tamamen dronlarla da yapılabilen işler olacak. Ya askeri olarak zaten sayısız alanı var askeri olarak. Çünkü hani erken ikaz, gözetleme, mayın tespiti, istihbarat, hatta saldırı, kamikaze saldırılarında falan çok geniş bir kullanım alanı var. Şimdi şöyle ilerleyelim. Mesela çekilmiş çeşitli şeyleri görelim burada. Bakın buna Flatland fotoları deniyor. Mesela Fenerbahçe Stadı'nı böyle farklı farklı açılardan yukarıdan yani şöyle yükselerek çekiyorlar. Sonra bu fotoğrafları yazılımla birleştiriyorlar ve çok değişik bir şey çıkıyor karşımıza. Şu en sağdakini ben çekmiştim. Yine böyle işte sfer diyorlar galiba buna. Bunları da çekmek çok zor değil. Yani aslında cihazı şöyle kaldırıyorsunuz. Bir ayar var, basıyorsunuz ona. Bu böyle 45 tane falan fotoğraf alıyor ve bunu birleştiriyor. Daha sonra siz bunu 3 boyutlu olarak işte Facebook falan koyabiliyorsunuz. İşte bu Flatland fotoğraflarından bir örnek. Burası İstanbul'daki camilerden bir tanesi herhalde. Yeni cami mi burası? Demiyorum ama yeni cami değil herhalde. Yani çok geniş bir piyasa arkadaşlar. Aslında oldukça atıl bir piyasa. Yeni yeni gelişmeye başlayan bir piyasa. Çok ciddi iş olanakları var. Hani fotoğrafçılık bu işin bir kısmı ama çok farklı alanlarda kullanılabilecek bir şey. Yani mesela insanlara medikal yardım gönderiliyor. Çünkü bu cihazlar belli bir ağırlıkta taşıyabiliyorlar yanlarında ekipman. Dolayısıyla hani bu tür alanlarda bile kullanılabilecek ilginç bir alet. Ama diğer taraftan şöyle bir videom vardı ama hani bu videoyu şimdi size göstermeyeyim. Bunu internete girip bulabilirsiniz. Hani kullanım alanları diye.
Ama diğer taraftan mesela şöyle bir şey de var. Hani bunlar bir suikast aracı olarak da kullanılabiliyor arkadaşlar bu. Yani küçücük bir alet. Bunu siz böyle gönderip küçük bir patlama yaratabilirsiniz. İşte bu kadar aslında riskli bir alet de olabilir. Ve muhtemelen geleceğin belki de terör silahları da bunlar olacak. İHA nerede kullanılır, nerede kullanılmaz?